Herkese merhaba. Sonradan gurme bölümümüzde restoranların sır gibi sakladığı ve özellikle şifa kaynağı olan kara lahana turşusunu hep beraber yapalım. Çok basit bir tarifi var ancak bunun yapımı gerçekten sır gibi saklanıyor. Şimdi yapıma geçelim. 2 kavanoz için 2,5 orta boy kara lahana yeterli oluyor. Doğramadan önce dış yapraklarını temizleyin. Doğramış olduğumuz kara lahanaları süzgeçli bir kabın içine koyalım ve çeşme suyunda ovalaya ovalaya yıkayalım. Böylelikle lahana yapraklarının arasında kalmış toz ve kir parçalarını temizliyoruz ve döküyoruz. Başka bir kaba alalım çünkü lahanamız biraz fazla. Yavaş yavaş koyalım, üzerine tuz serpeleyelim. Bir daha lahana koyalım, bir daha tuz serpeleyelim. Bu şekilde homojen bir şekilde tuzla ovalayalım ve üzerine kapatarak 3 saat kadar dinlenmeye alalım. Limon suyu sıkalım. Bu işlemi yapmak için 2,5 yemek kaşığı limon suyu, yarım çay bardağı elma veya üzüm sirkesi, ben elma kullandım. Bir çay bardağı sıvı yağ, ben zeytinyağı kullandım, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı su, burada şalgam suyu da kullanabilirsiniz, normal çeşme suyu da kullanabilirsiniz. Kavanozumuza bu kara lahanaları koyuyoruz. Her bir kavanoz için yarım çay bardağı sirke, bir çay bardağı sıvı yağ, ve dipte kalan kara lahananın suyunu da kavanozlara eşit bir şekilde paylaştırıyoruz. Limon suyunu ilave ediyoruz. Üzerine bir çay bardağı kadar da su koyuyoruz ve bırakıyoruz. Sıvı miktarının kavanozumuzun üstüne kadar çıkıp çıkmaması çok önemli değil. Doldurmuş olduğumuz kavanozlarımızın ağzını kapatıyor ve ters bir şekilde peçete koyduğumuz bir alanda bırakıyoruz. Bu şekilde kapaklarda bir bozukluk, bozulma var mı onu da tespitini yapmış oluyoruz. Birkaç saat bu şekilde bekleyen kara lahanalarımızı buzdolabında 3 gün muhafaza ettikten sonra yemeğe hazır hale geliyor ve bu şekilde buzdolabında 3 ay kadar da saklayabiliyoruz. Gerçi 3 ay kadar hiçbir kara lahana turşusunun beklediğini tahmin etmiyorum. Çünkü çok lezzetli olduğu için hemen her yemeğin yanında pratik bir soğuk meze olarak sofralara iniyor. Ayrıca salataların içinde de renk katması açısından bir miktar bırakılabilir. Bu da değişik bir lezzet olarak size ek bir bilgi olsun. Videolarımın devamı ve daha farklı lezzetleri karşınıza çıkartmam için kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize teşekkürler.